Ağız boşluğu ve yutak ya da boğaz bölgesi kanserlerinde genelde bir ayrım akla gelebilir. Daha önde, yani ağza, dişlere yakın kısımlarda biraz daha cerrahi tedavi ön plana çıkarken, arka taraflarda biraz daha radyoterapi ön plana çıkabilir. Ancak burada katı bir kural söz konusu değildir. Hastalığın yaygınlığına, kişinin sağlık durumuna, kişinin, hastanın tercihlerine göre de bazı planlar değiştirilebilir. Bu hastalık çok yaygınsa birleşik tedavi dediğimiz cerrahi ve radyoterapinin birlikte yapılması da gündeme gelebilir. Radyoterapi yapılırken yine radyasyon onkoloğun tercihine bağlı olarak kemoterapi ile, yani bazı ilaçlar ile hastalığa karşı tedavinin güçlendirilmesi, radyoterapi etkisinin arttırılması amaçlanabilir.